Merhaba sevgili seyirciler. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayında Oktay Usta mutfağında sizler için tarifler paylaşmaya devam ediyor. Bugün katmer tatlısı hazırlayacağım. Çıtır çıtır kızarmış, şerbete daldırılmış. Ondan sonra da üzerine badem, fındık fıstık Allah ne verdiyse verin. Yanına bir de dondurma koyarsanız alevin ala olacak. Bir tatlı için hemen neler gerekli? Zaman kaybetmeden başlamak istiyorum kıymetli seyircilerim. Şimdi burada 2 çorba kaşığı tereyağımız var, 3 çorba kaşığı irmik. İnce olur, kalın olur fark etmez hangisi varsa. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı mesafesinde bakın çiçek yağı, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt. Yoğurt tarifim sizlerle paylaşmıştım. 1 çay kaşığı karbonat koyuyoruz içerisine. Kıymetli seyircilerim, ortalama 3 su bardağı falan un alır ama şimdi ölçüyü birebir paylaşacağım sizlerle. Şerbetine geldiğimiz vakit şerbetinde efendim burada kıymetli seyircilerim 3 su bardağı toz şekerimiz var. 2 su bardağı suyumuz var. Yani şeker sudan 1 bardak fazla oluyor. Çünkü şerbetli tatlı çıtır olabilmesi için şerbeti biraz ballı olması gerekiyor. Birazcık limonla birlikte hemen bismillah tencereye alıp kaynatacağım kıymetli seyircilerim. Önce şerbeti alıyorum. Peşinden hamuru hazırlayacağım. 2 su bardağı. Özür dilerim burası biraz fazlaymış. Herhalde yaşlanıyorum galiba. Gözlerim de az görüyor. Evet 2 su bardağı 400 mililitre. Evet suyu alıyorum. Aldım. 2 bardak su, 3 su bardağı toz şeker, 1 dilim limonla birlikte besmelemizi çekiyoruz. Ocağımızın ateşini yakıp 10 dakika kaynatacağız. Kaynamaya başladıktan sonra kıymet seçeceğim. Ve peşinden hamura geleceğim. Hamurda detaylar çok önemli. Bunu yarın değiştireceğim. Şimdi önce sıvılar geliyor. Peşinden un ölçümüzü birlikte yer. Hazır mısınız? Bismillahirrahmanirrahim diyor ve başlıyoruz. Kıymetli seyircilerim, şerbetimiz kaynıyor. 2 yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt. Bir parmak mesafesine sıvı yağ, bir çay kaşığı kabartma tozu, karbonat, 3 çorba kaşığı da irmik. Şimdi 3 su bardağı un koydum, halen yumuşak. 4. bardak unumuzu da ekliyoruz. Kıymetli seyircilerim, kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğiz. Sonra da hamurumuz hazır olduktan sonra şurada 2 çorba kaşığı tereyağını eritip kat aralarına süreceğiz kıymetli seyircilerim. İçi irmikli, güzel böyle kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettikten sonra işimiz kolaylaşmış olacak. Çıtır çıtır kızaran bir tatlı. Oktay Usta'nın YouTube kanalında birbirinden güzel sütlü tatlılar, şerbetli tatlılar hepsi mevcuttur. Ramazan-ı Şerif ayı boyunca da inşallah elimden geldiğince sizlerle tarifler paylaşmaya devam edeceğim. 4. bardak unumuzu koyduktan sonra kıvamına baktım. Halen yumuşak devam ediyor. Şimdi buradan sonra kaşık ile devam edeceğim. Artı 1, artı 2. Kaşıklar dolu dolu kıymetli seyircilerim. Yani ortalama öyle görünüyor ki herhalde 4,5 su bardağı un alacak gibi duruyor. İnşallah şerbetimiz yeter diye tahmin ediyorum. Şerbet yetmezse diye korkuyorum ama buradan herhalde bir 15 kişilik tatlı çıkacak. İsterseniz ölçüyü azaltıp çoğaltmak mümkün kıymetli seyircilerim. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Bir 15 dakika üzeri kapalı şekilde dinlendiriyorum. Ondan sonra tereyağı ve aşamalarıyla devam ediyorum. Kıymetli seyircilerim, şimdi hamurumuzun kıvamı ortaya çıktı. Çok güzel oldu. Kaça kaç oktu üstte hamurun kıvamı derseniz 4 su bardağı un ilave ettim. Artı 2 çorba kaşığı un ilave ettiğimiz zaman tam istediğimiz kıvamda kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ettik. Üzerine ve altına birazcık un serpiyorum. Kıymetli seyircilerim, hamur işleri dinlenmeyi çok seviyorum. Dinlendiği zaman performansı gayet güzel oluyor. Üzerini kapatıyorum. En az 15 dakika. Vaktiniz varsa yarım saat de olur. Yarım saat dinlensin. Biz o sırada tereyağını tavaya alıp eriteceğiz. Eritilmiş tereyağı süreceğiz kıymetli seyircilerim.
Evet, tereyağı eritiliyor. Şerbetimiz 10 dakika kaynadı. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika. Çünkü kaynayana kadar zaman geçer. Toplamda 10 dakika değil. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakikalık süre doldu. Uy, bismillahirrahmanirrahim. Sizlere daha iyi gösterebileyim diye. Olur bazen böyle şeyler. Şimdi kapattım. Şerbet tamamen soğumuş olması lazım. Yağda kızaracak. Çıtır çıtır soğuk şerbeti. Dalıyor, çıkıyor, tabağa geçiyor efendim. Oktay Usta sizler için tarifler paylaşmaya devam edecek. Tereyağını eritiyorum. Hamur dinleniyor. Merdane Şovu başlıyor. Tereyağını güzelce erittik. Erittikten sonra kıymet seyircim bakın tamamen tava soğumuş durumda. Görüyor musunuz? Artık rengi biraz beyazlamaya doğru başlıyor. İşte bizim için tam önemli zaman burası. Sıcakken sürersek kat aralarından sarması zor olur. Ama tam böyle sertleşmeye yakın sürdüğümüzde kat aralarında işimiz kolay olur kıymet seyircim. Evet şimdi katmer tatlımızda kıymet seyircim. 4 su bardağı artı 2 kaşık daha un aldı. Şerbetimizi soğumaya aldım. Şimdi soğuyor şerbet. Evet, hamurumuzun kıvamı çok güzel olmuş. Bakın görüyor musun? Bakın. Karbonatlı bir hamur. Yoksa kabartma tozu da olur Allah'ın izniyle. Evet, şimdi hemen şöyle tezgahın üzerinde yapım aşaması da çok kolay bir hamur yapıyorsunuz. Kıymetli seyircilerim, hamuru yaptıktan sonra hemen şimdi açıyor yağını veriyoruz. Rulo şeklinde sarıyor. Sonra dilimleyip kızartma bölümüne geçiyoruz kıymetli seyircilerim. Misafir ağırlayabileceğiniz şerbetli çıtır çıtır bir tatlı hazırlıyorum sizler için iftar sofrasında. Güzelce incecik açıyorum hamuru. Merdane ile. Evet, katmer tatlımızda sevgili seyircilerim, hamurumuzu olabildiğince ince olarak açtık. Bu ölçüdeki hamurdan yaklaşık şöyle baktığımız zaman 60 ile 70 santim uzunluğunda, eni de 50 santim çapında kıymetli seyircilerim. Şimdi erittiğimiz, bakın tereyağını görüyor musunuz? Şimdi tereyağını sevgiyle veriyorum üzerine. Yalnız püf noktası şurada bir 4 parmak mesafeye yağ sürmeyeceğiz. Oraya yağ sürmeyelim ki çünkü orayı kaynaştırmam lazım. Hafif bir su ile yapışmasını sağlayacağım. Yağ verirsek oraya bu defa orası kızarırken açılır. Ondan dolayı söylüyorum kıymetli seyircilerim. Şimdi görüyor musunuz bakın tereyağı tam böyle kıvamına gelmiş. Ne sıcak ne soğuk. Bu halde olduğu zaman sararken dışarıya kaçmıyor. Yoksa çok sıcakken hamura verirsek sararken hep dışarıya çıkıyor kıymetli seyircilerim. Ondan dolayı bu önemli bir püf noktasıdır. Buraya dikkat edelim. Şöyle şuradan alıyorum 4 parmak mesafeye kadar şöyle güzelce veriyorum. Eğer ki baktınız yağınız sıcak. Eyvah şimdi ben ne yapacağım derseniz mutfakta çareler bitmez. Hemen o planı da şimdi sizlerle paylaşayım. Böyle bir durumla karşılaşırsanız hemen bir aparat ile biraz yelpaze yapıyorsunuz. Bu ne işe yarıyor oktaysa derseniz ya hemen ne yapıyor? Tereyağı sertleşmeye geçeceği için böyle soğutun ve rahat bir şekilde sarılabilir hale getirin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şuraya en son suyu süreceğim. Buradan sevgili seyircilerim sarmaya başlıyoruz. Sararken bakın şimdi altına üstüne un vermiştik. Hafiften yapışabilir problem değil. Zemine tamamen yapışmaz çünkü. Burada hamuru rulo şeklinde sararken birazdan şöyle kendimize doğru çektire çektire saracağız. Şuraya su süreceğiz. Rulo sonra bekletme ve kızartma bölümüne geçiyorum. Su ile yapıştırdık kıymet seyircilerim. Aman dikkat edelim suyu dışarıya fazla kaçırtmayalım. Çünkü hamuru tezgaha yapıştırır. Şimdi ortadan ikiye kesiyorum. Bir tane fırın tepsisini ters çevirdim. Ters çevirdikten sonra hafiften bir un serpip oradan sonra şimdi kıymet seyircilerim bakın son derece güzel görüyor musunuz?
Şöyle kameraya doğru çevireyim. Bakın iç dokusunun katmanlarını görüyoruz. Çok güzel olmuş. Şimdi hemen şöyle alalım. Buraya diğerini de alalım. Gel bakalım canım şöyle sevgiyle gel. Geliyor. Şöyle alayım. Hatta biraz viraj yaptırayım. Taşmasın. Üzerine streç film kapatacağım. Streç filmiyle sarıyorum. Böylelikle buzdolabında bir saat bekletelim. Vaktiniz varsa iki saat de olur. Problem yok. İftara doğru kızartırsanız çıtır çıtır olur. En son kızartıp böyle çıtırlığını kaybettirmemekte fayda var. Üzerine streç film sarıyorum. Bir saat buzdolabında dinlendiriyorum. Evet sevgili seyircilerim, bir saat buzdolabında bekledi, şerbetimiz tamamen soğudu, tüm hazırlıklar tamam. Şimdi artık hamur tatlımızı pişirme bölümüne geçiyoruz. Şuradan bir parça keseyim hemen, işimiz kolay olsun. Dolapta durabilir, istediğiniz sürede durabilir hatta. Kıymet seyircilerim, canım benim ayrılır mısın? Şuradan birazcık şu hafiften yapışmış, onu şuradan spatula yardımıyla alıyoruz. Gayet güzel. Şöyle bir burada bir düzleyelim şimdi. Orada beklerken hafiften bir şey yapmıştır. Basmıştır kendini aşağıya doğru. Evet şimdi bismillahirrahmanirrahim. Serçe parmağı kalınlığında. Kıymet vereceğim. Çok aşırı kalın olmasın. Ondan sonra şöyle kesiyorum. Kestikten sonra yağımız şu anda sıcak. Şerbet nasıl bir kıvama geldi? Oktoyusa diğer seyircilerimiz var. Hemen şimdi sizlerle şerbetin kıvamını paylaşacağım. Evet canım benim ayrılır mısın? Şöyle hafiften bir düzleyelim. Kıymetli seyircilerim bıçakla basınca hafiften böyle yayılıyor. Canım benim. Evet şimdi hemen şöyle düzlüyorum. Yağımız sıcak. Sevgiyle iniş başlıyor. Hadi bakalım. Güzel kızarmış. Çıtır çıtır olmuş. Kat kat olacak. Katmer tatlı çünkü. Buradaki ismini nereden alıyor? Çok katlı olmasından. Aşırı derece şimdi kıvrımları var içerisinde. Kıymetli seyircilerim. Esnete çünkü ne yapıyoruz? Rulo şeklini veriyoruz. Oradan alıyor ismini. Hemen şöyle hızlıca alıyorum. Şerbetin kıvamını şimdi sizlerle paylaşacağım. Oktay Usta'yı tüm sosyal platformlardan takip edebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Tüm alanlarda elimizden geldiğince tarifler paylaşmaya çalışıyoruz. Lezzete dair yardımcı olmaya çalışıyoruz sizler için. Sevgili seyircilerim. Bakın şimdi katlar ayrılacak. Ayrılır mısın canım? Görelim. Bakın görüyor musun? Çizgilerini görüyoruz şu anda. Kıymetli seyircilerim. Evet heyecanlı bir ana geldik. Vay 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 vay. Güzel. İki tarafını da çevire çevire. Tek seferde değil birden fazla sefer olmak üzere çevire çevire iki tarafını kızartıyorum. Soğuk. Buz gibi soğumuş şerbeti alıyoruz. Şerbetin kıvamı da sizlerle az sonra paylaşacağım. Öyle güzel kızarıyorlar ki kıymetli seyircilerim çok aşırı yakmadan böyle her iki tarafında çevire çevire kızartıyoruz. Kevgir ya da maşa yardımıyla yağını süzdürerekten soğuk şerbeti alıyoruz. Püf noktası soğuk şerbeti alınması kıymetli seyircilerim. Biraz şekillerinde bıçağı bastırınca ezilmeler oldu. Derin dondurucuya şöyle bir 15 dakika koyabilirseniz hamur sertleşmiş olur. Hiç öyle bir sıkıntı yaşamazsınız. Bir alternatif çözüm üreteyim istedim. Ondan dolayı söylüyorum. Çıkan miktarı da baktığımız zaman oldukça iyi. Şerbetimizle öncesi korkmuştum yetmeyebilir diye ama gayet de güzel. Hepsine yetecek. Vermiş olduğum ölçüdeki şerbeti birebir aynısını uygulayın kıymetli seyircilerim. Evet şimdi ocağın ateşini bir kapatayım. Onları sonra kızartmaya devam ederim. Şuradaki şerbetleme bölümüne geliyoruz bakın. Şerbetlemedeyiz. Buradaki kevgirimizi asla sıcak yağa daldırmıyoruz. Allah korusun mutfak kazası olur. Ondan dolayı söylüyorum dikkatli olalım sevgili seyircilerim. Evet bakın güzelce şöyle şerbetini çeksin. Yanında dondurma, çay birlikte soframızda sevdiğimiz insanlar iftar sofrasında güzel şöyle şerbetini çekiyor. 2-3 dakika içinde çeker şerbetini kıymetli seyircilerim. Şimdi ben hemen o sırada çayı doldurayım. Şuradakiler de hazır. Çayımız da doldurulmuş olsun. Gel bakalım canım şöyle.
Evet sevgili seyircilerim, Ramazan-ı Şerif ayı boyunca Oktayus'ta sizler için tatlılar, çorbalar, ana yemekler, hamur işleri, sahur tarifleri hepsini paylaşmaya devam edecek. Yorumlarınızı okuyorum, yorumlara yazarsanız hangi tarz yemekleri istediğinizi, tarifleri, beklediğiniz tarifleri yazarsanız sizlerin istediği tarifleri de hazırlarım. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. 6 dilde videolarımızın alt yazısı vardır kıymetli seyircilerim. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Oktayus'ta sizlerle tarif paylaşıyor. Görüyor musunuz? Şu güzelliğe bakın. Subhanallah. Rabbim ne güzel nimetler veriyor bize. Şimdi servis tabağına alıyorum. Vedamızı yapalım. Allah oruçlarınızı kabul etsin sevgili seyircilerim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlık kalın. Allah'a ısmarladık efendim.